Merhaba herkese. Bildiğiniz gibi Hatay Milletvekili Cihan Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Çok fazla konuşmaya gerek yok aslında. Birazdan zaten Cihan Atalay'ın avukatları konuşacak. Sadece şunu diyoruz, artık direnmeyin, hukuka uygun karar verin ve anayasayı ihlal etmeyin. Şimdi Deniz Özen arkadaşımız konuşacak, Cihan Atalay'ın avukatı. Değerli arkadaşlar, 6 ayı aşkın süredir seçilmiş bir milletvekilinin mecliste yerini almasını bekliyoruz. 6 ayı aşkın süredir anayasanın uygulanmasını bekliyoruz. 6 ayı aşkın süredir Hatay gibi depremde yıkılmış bir kentin seçmenlerinin milletvekiliyle buluşmasını bekliyoruz. Bildiğiniz üzere daha önce verilen bir Anayasa Mahkemesi kararı vardı ve Türkiye tarihinde örneği görülmemiş bir biçimde Yargıtay tarafından Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamasına diye hüküm kurulmuştu. Bunun kabul edilemez olduğunu biliyorduk. Bunun hukukla herhangi bir bağı olmadığını biliyorduk. Dün Anayasa Mahkemesi yeni bir karar verdi. Ve verdiği ikinci kararını dün saat 3.30 itibariyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karar 3 aşamadan oluşuyor. Birincisi, daha önce verilmiş olan Anayasa Mahkemesi ihlal kararının uygulanmamış olmasını Anayasa Mahkemesi üyeleri oy birliğiyle bireysel başvuru hakkının ihlali olarak tanımladılar. İkincisi, milletvekili olan Can Atalay'ın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verdiler. Ve üçüncü bölüm, ihlallerin ortadan kaldırılması ve gereğinin yerine getirilmesi için mahkeme kararındaki tanımı ile birebir söylüyorum. Mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, Can Atalay'ın cezaevinden tahliye edilmesi, yargılamanın durması için dosyanın İstanbul 13 Ağır Ceza'ya gönderilmesine oy birliğiyle karar verdiler. Bunun anlamı şudur. Daha önce eleştirdiğimiz ve aleyhte oy kullanan, muhalefet şerhi yazan Anayasa Mahkemesi üyeleri bile aslında demiş oldular ki bizce burada bir ihlal yok ama Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin ve bağlayıcıdır ve uygulanmak zorundadır. Zaten bir şüphe yoktu, bir kez daha tescillenmiş oldu. Anayasanın 153. maddesi hala yürürlükte ise, anayasa hala yürürlükte ise, eğer bu ülkede yurttaşların hukuk güvencesi hala varsa, Can Atalay'ın bir dakika daha vakit kaybedilmeden hemen bugün derhal tahliye edilmesi bir anayasal zorunluluk. Daha önce söyledik, tekrarlayalım. Bunun yapılmaması suçtur. Bunu slogan atmak için söylemiyoruz. Bu gerçekten suçtur. Ortada uygulanması zorunlu kesin bir mahkeme kararı var. Seçilmiş bir milletvekilinin bir dakika daha cezaevinde tutulmaması gerekir. Buna engel olan her kamu görevlisi suç işlemektedir. Bu nedenle biz burada basın açıklamamızdan sonra da bugün bu kararı alana kadar burada kalmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Deniz. Şimdi Can Atalay'ın avukatlarından Özgür Urfa'ya sözü veriyoruz. Özgür. Evet, hukuksuzluğun ve anayasaya uyulmamasının 222. günündeyiz. Can Atalay 222 gündür Hatay milletvekili ve 222 gündür Silivri cezaevinde esir olarak tutuluyor. Dünkü Anayasa Mahkemesi kararının esası budur. Tutuklu veya hükümlü olmadığı, siyasi bir esir olduğu ikinci kez tescillenmiştir. Artık bir dakika bile fazladan tutulması mümkün değildir, söz konusu değildir. Son süreçte yaşadığımız ilk ihlal kararından sonra tahliye edilmemesinin adı yargı darbesidir. Buradan 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine sesleniyoruz. Bu yargı darbesinin parçası olmamalılar. Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirmek zorundalar. Bu kararı beğenmiyor olabilirler. Bu karar hoşlarına gitmeyebilir. Elleri bu karara imza atmaya gitmiyor olabilir. Ama buna uymak zorundalar. Aksi suçtur. Bugün bu kararı uygulamayanlar yarın üzerimizde baskı vardı diyerek bundan kurtulamazlar. Son kez uyarıyoruz, bu suçun ortağı olmayın. Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirin. Hatay halkının iradesi her şeyin üstündedir. Hiçbir kuvvet bu ülkede anayasanın üstünde değildir. Halk iradesinin üstünde olamaz. Her fırsatta millet iradesi diye 20 yıldır bağıranlar bugün Hatay halkının iradesini tanımamayı propaganda ediyorlar. Bunun için çeşitli yollar deniyorlar.
hukukun dışına çıkıyorlar, anayasanın dışına çıkıyorlar. Buradan uyarıyoruz. Hem siyasileri, hem mahkeme üzerinde baskı kurmaya çalışanları, hem bir takım koltuklarda oturup beyanatlar verenleri, tweetler atanları, anayasa ihlal edilebilir diyenleri, mahkeme kararı tanınmayabilir diyenleri uyarıyoruz. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. O uymadığınız kanunlar, o uymadığınız anayasa maddeleri, o uymadığınız hukuk size de lazım olur. İşte o gün ses etmeye hakkınız da olmaz, imkanınız da olmaz. Biz buradayız. Bu yargı darbesine bugüne kadar direndik. Bugün de direnmeye devam edeceğiz. Mahkeme kararını verene kadar mahkemenin önünde cübbelerimizle bekliyor olacağız. Ve tahliye kararıyla birlikte Silivri'ye gidip Can Atalay'ı alıp hak ettiği yere, onu bekleyenlerin yanına, Hatay halkının yanına yolculayacağız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. 13 Ağır Ceza Heyeti'nin dosyayı ele aldığını az önce öğrendik. Biz bugün buradan tahliye kararı çıkana kadar ayrılmıyoruz. Hatay halkının iradesinin gaspına son verilmesini istiyoruz. Can Atalay derhal serbest bırakılmalı ve hukuka uyulmalıdır. Çok teşekkürler. Buradayız bugün arkadaşlar.